Teşekkürlerim değerli abonelerim. Tekrardan iyi günler diliyorum. 1150 metrekare. Arkamda görmüş olduğunuz Yörük Obabeylerinin içinde çadırı olan Hobi evinin tanıtımı için geldik. Değerli izleyicilerim görüyorsunuz kadastral yol üzerindeyiz. Gönen 4 kilometre mesafede. Köy yaklaşık 600-700 metre mesafede. Mülki sınırları başlamakta. Ayağınız çamura değmeden bahçeye kadar gelebileceğiniz, içerisinde çeşitli meyve ağaçlarının olduğu, etrafının telçitle çevrildiği, hobi amaçlı ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz evin tanıtımı için buradayız. Değerli izleyicilerim, abi çekilsene orada. Evet, evet değerli izleyicilerim, bakın. Kadastral yolumuz. Köyümüz hemen çok yakın. Arka tarafta bir tane nasıl diyeyim dam gibi bir yerimiz var. Herhalde orada diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ardiye amacıyla kullanılan köpek kulübesi gibi yerimiz var. Sol tarafta biraz amatör yapılmış kamelyamız var. Yörük çadırımız ise burası değerli izleyiciler. Bakın içerisinde su kuyumuz mevcut değerli izleyicilerim. Bakın bilezikli. Kaç metre olduğunu bilmiyoruz ama en aşağı 5 metre derinliğinde olabileceğini düşünüyorum. 5 veya 8 metre yapılıyor. Bakın tulumbamızda suyumuz mevcut. Evet buradan değerli izleyiciler köpeklerin ve kümes hayvanlarının olduğu bölgemiz burası. Öncelikle size bahçeyi dışarıdan basit bir şekilde tanıtıp sonra teferruatlı tanıtımı için gezeceğim. Evet, esas hobi evi olan yer içerisinde bakın renkli bir çitle ayrılmış. Kapısını açtık biz sizin için. İçeri giriyoruz. Ayağınız çamura değmeden böyle bir çakıl taşlı yapılmış. Güzel bir yoldan ilerliyorsunuz. Yan tarafta iki tane oturma masası ahşaptan. Yine etrafı bu basit bir ile çevrilmiş bahçemiz. Burada sulama hortumları yardımıyla hem çiçekler, bakın çiçeklerin güzelliğini görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Hem çiçeklerin görüntüsü hem sebzelerin görüntüsü yeşil bir dokuyu oluşturuyor. Evet, kıl çadırımız için yapılmış yerden 30-35 santimetre yüksekliğinde bir platform. Değerli izleyiciler, burası bu şekilde yapılmış fakat buraya değişik bir yapıda yapılabilir. Çelik konstrüksiyondan veya konteyner bir yapıda oturtulabilir. Bakın bu şekilde içerisi gerçekten çok güzel. Çepeçevre çevrilmiş oturma grupları, minderler. Kuzine sobamız burada. Bunun üzerinde kestane. Diğer ihtiyaçları karşılamak amacıyla da ısınmak amacıyla da kullanılabilir. Bir basit dolabımız var, vestiyerimiz var, sandığımız var eski usul. Bakın. Pencereden de bahçemizin içerisini görebiliyorsunuz. Güneş aldığı için gayet sıcak. Odunlar burada değerli izleyicilerim. Evet. Sevgili izleyiciler. Bahçemizi tekrardan bu açıdan tanıtacak olursak bakın. Dam kısmımız sağ tarafta kalmıştı. Kamelyamız karşıda. Şimdi oraya doğru devam ediyorum. Evet değerli izleyiciler bakın burada. Üzüm yetiştirmeye çalışmış sahibi. Evet öncelikle sulandığı için bakın mısır türü yabani otlar ve mısır sazları gibi otlar olmuş. Evet. Burada 3 bölüm depomuz gözüküyor. Tavuklarımız mevcut. Değerli izleyiciler. Köpeği fazla huylandırmak istemediğimiz için devam etmiyorum. Bakın çepeçevre fens deliğiyle çevrili bir bahçemiz. Değerli izleyiciler. Kamelyamız burası. Evet, çocuklar için bir salıncak yapılmış. Burası gerçekten hobi amaçlı. Bakın mangal yapmış arkadaşımız. Burada
Çayı demlemek için semaver yapmış. Basit bir usul. Kamele yapmış. Kendini yükseltmiş. Yani çevreyi görebilmek amacıyla. Bu şekilde basit bir kamele yapmış değerli izleyicilerim. Bakalım. Yukarıdan size bir tanıtalım. Şöyle. Evet görüyorsunuz. Bu Gönen'e 4 kilometre mesafede. İçerisinde çeşitli meyve ağaçlarının olduğu. Bu Yörük Hobi bahçemiz kimin olacak? Değerli izleyiciler lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum, hoşça kalın.